anı defterinize de yazarak başarılar dilediler. Kendisinin, Ünye'nin acil, derhal kazma vurulması gereken sorunları ile ilgili olarak neler söylediler? Evet. Siz de bunlara ne zaman riayet edip kazmayı vuracaksınız? Ben evet. açmıyorum, siz söylersiniz. Peki. Buyurun. Ben öncelikle sizler aracılığıyla Sayın Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e ilçemizi ve belediyemizi ziyaretinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bizleri ziyaret etmesi, bizlere burada destek vermesi, güç vermesi, enerji vermesi bizim de aynı zamanda işlerimizi takip noktasında çok daha heyecanımızı artırmakta, gayretimizi artırmakta. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkan Vekilimizi, biz ünyemizin herhangi bir meselesi olduğunda inanın bu gece olur, gündüz olur. Zaman mefhumu gözetmeksizin o kadar iş yoğunluğu içerisinde kendisinin Türkiye'nin bütün bölgelerindeki sorumluluğunu dikkate aldığımızda biz bir nokta ölçeğinde olarak Ünye'nin problemleri noktasında yanına gittiğimizde, telefon açtığımızda inanın birebir ilgilenip sorunların çözümü noktasında bütün gayretlerini gösterdiğine biz bizzat şahidiz. Ondan dolayı da kendilerine müteşekkiriz, sonsuz teşekkür ediyoruz. Böyle sokakta denildiği gibi yok şöyledir, böyledir konuşması kolay, icra etmesi zordur arkadaşlar. Birilerine öyle yok şöyledir, böyledir konuşmayla iş yürümüyor. İş yapmakla yürür. Bugün Allah'a şükürler olsun. Sayın Genel Başkan Vekilimizin destekleriyle onların riyasetinde biz OSB bölgesinde Genel Başkan Vekilimizle de birlikte de ziyaret ettik. Biliyorsunuz Ünye, ben biliyorum ki 1985 yılında başlayan Güzel Yalı'daki mazisi ve biliyorsunuz Altınordu'da, yani o zamanki Ordu Merkez ve Fatsa'da OSB konuşulmazken Ünye OSB'yi hayata geçirme noktasında hamle yapmıştı. O günden bugüne bakın biz OSB'ye kavuşamadık. O gün gündeminde olmayan ilçelerimiz OSB sahibi oldu. İkinci OSB'leri konuşuyorlar. Hep bu efendim şu şöyle demiş, bu böyle yapmış. Birbirimizi çekip çekiştirmekten başka bir kısır şey yapmadık. Kısır çekişme. Aynen öyle. Ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten Sayın Genel Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz, aynı zamanda bizim Dışişleri Bakan Yardımcımız, Sayın Kaymakamımız, ilçe başkanımız, bizler ciddi anlamda ve aynı zamanda hiç hakkını yemeden onu da ifade etmek lazım. Ünyeli müteşebbis ve sanayici olan hemşehrilerimiz ciddi anlamda taşın altına elini koyarak bugün OSB'nin yerinin kamulaştırılmasının tamamlandığı bir günü yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun. 501 dönümlük alanın kamulaştırması tamamen bitmiştir arkadaşlar. Peki bugün geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? Gene değerli büyüklerimizin de destekleriyle öncelikle buranın bir imar revizyon planını ortaya çıkarıyoruz. Oradaki parselizasyonunu ortaya çıkardık. OSB Genel Müdürlüğü'ne biz bunu teklif olarak sunduk. OSB Genel Müdürlüğü bunu ziyarete geliyor. Sahayı inceliyor. Uygun gördükten sonra biz belediye olarak hızlı bir şekilde buranın imar çalışmasını tamamlayarak OSB Genel Müdürlüğü'nün altyapı ihalesine çıkması için en kısa sürede burayı hazırlamaya çalışıyoruz. Bunu da 2020'nin ilk çeyreğinde OSB'nin altyapı ihalesine çıkılması noktasında ciddi bir gayret içerisinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu gayretimiz, heyecanımız memleketimizin insanının, evlatlarının gurbetlerde değil, evinde aş bulabilmesi için, iş bulabilmesi için, buralarda iş arayan kardeşlerimizin buradan gönlü kırık dönmemesi için gayret ettiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Demek ki 2020'nin 6. ayında Ünye Organize Sanayi'nin temeli atılacak. Allah'ın izniyle inşallah bunun gayretindeyiz. Hızlı bir şekilde yürüyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Bir günün, bir saatin bile önemini dikkate alarak bu konuyla ilgili. Çünkü iş önemli, aş önemli. İş yoksa aş da yok. Onun için biz OSB'nin hayata geçmesi için gece gündüz demeden gerçekten ciddi manada gayret göstererek hayatı geçmesi noktasında en önemli mesafeyi kat ettik. Bundan sonraki normal süreci devam ettiriyoruz Allah'ın izniyle.